Nesim Hanımcığım, bak şimdi şöyle bir açık bir şey var ki, Gülcan seviyor, sizi seviyor, anne olarak gerçekten seviyor. Bunu ben şey söylüyorum, Fatih Bey, gerçekten ben sevmeseydim oğlumu yani. Almazdım. Herkes de bunu ve Gülcan'ın bu hali, herkes üzüldü, Hatice üzüldü, Ezgi üzüldü, Sevinci, herkes üzüldü yani. Kayınvalideler de üzüldü. Böyle bir anlaşmazlık var, bu nasıl bir şeydir, bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunu bir sevdiği için de zaten çok gücüne gidiyor. Yani şimdi biraz önce... Reyhan Hanım'la Ezgi'nin, Reyhan Hanım'ın dikine giden şey var, kendi bildiği doğrultusu var. Bu durumda siz de böyle bir duruma düşüyorsunuz. O öyle yapıyor, öyle yapıyor diye. Ben bugün gerçi programın başında biraz Gülcan'a söyledim yani. Tabii ki siz büyüksünüz. Büyüklere her zaman saygınız var. Gülcan da öyle bir kız zaten. Evet. Gülcan çok akıllı ve zeki bir kız diyor. Bunu nasıl çözebilirsiniz? Yani neden böyle oluyor diye. Aslında hiç problem yok ya. Herhalde problem olmamaktan mı problem çıkıyor anlamadım yani. Sevgiden. El alem sen evet. İlgilendirmiyor. Takmam yani. Ama burada bir sevgi var. Fakat bu sevgide bir anlaşmazlık var. Bir durum var yani. Yani sizin böyle bir duruma geleceğinizi düşünemiyorum yani. Çok çünkü ince çekirdeğini doldurmayan bir evet. Düşünce. Bundan sonra annem geldiğim günden beri diyor ya Gülcan politik ol, politik ol, politik ol. Heh. Bundan sonra hiç kimseye karşı asla olamam ama anneme karşı özellikle politik olacağım. Nasıl olacaksın? Nasıl olacağım? Yalandan, ah canım annem, güzel annem falan. İçimden gelmese bile öyle Gülcan, davranacağım. Ben istiyorum inşallah yaparsın. Ben istiyorum bak. Şu anda ama ben de istiyorum. Sana karşı ki. Sadece. Bana karşı yapsın. Fatih Bey, aynı içerisinde politik olmuyor mu ya? Fatih Bey, bence sorunun kaynaklandığı yer orası. Annem politiklikle işi çözebileceğini zannediyordu işte geldiğimiz nokta. Politiklik i̇yice bir yerde tıkanır. İyice karıştırdı. İyice bağları çözdü yani darma duman etti. Gerçek samimiyet olsaydı böyle olmazdı. Şimdi kayınvalideyi anneyi üzmeye gerek yok. Senin problemin annenle yok. Yani ortada senin eşin, görümcenin de kardeşi. Aynı zamanda kardeşler birbirleriyle. Annene yansıtma, eşine dedi ki sevgili eşim. Gel ablanla bizim aramızı düzelt, gel bir güzel güzel konuş, bu işi sen toparla, kimsenin haberi olmasın. Ben de zaten her şeyin huzurlu ve mutlu olmasını istiyorum. Böyle bir yaklaşımda bulunun, bakın hiç kimse üzülmez. Aileyi de toparlayan Gülcan olur, ne güzel olur. Eşin de sana destek olur. Ya. Öyle değil mi? İşte kardeşi... Onlar müsaade edilmiyor. Kim tarafından? Hayır, hanım, Gülcan o kadar... Hayır. Ya anne onu yapma. Bir tarafı müsaade etmiyor, bakma. Allah Allah. Aslında bunlar barışmamış da çözülmez. Gerçekten barışsınlar. Bence var ya, belki biz dışarıdan gördüğümüz için böyle görürüz ama onlar kendi aileler arasında çok şey hallettiklerini tabii halletsinler ne kadar. Öyle düşünüyorum. Evet, tabii bu arada Gülcan, kalk ayağa. Bilezik mi vereceksiniz? Hayır, annenin elini yok. Annenin elini yok bakayım. Siz de alkışlayın. Hayır. Mor mor. Olma. Bak gözleri vallahi güzel doldu gibi oldu. Vallahi. Zaten küsü olmaz ki ya. Bravo. Aile için de küsü olur mu ya? Bence, küsülmez. Bunu yapacaktım aile zaten. İçin küsü olmaz. Helal olsun. E. Teşekkür ederim hocam. Olmaz. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Fatih Bey olması gereken bu zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersin. Bak yine memnun kalmalısınız ki biz burada yine bu programda, bu gelinin mutfağında bu çeşereye çok dikkat ediyoruz. Aile bireyinin, aile yapısının bir araya gelmesi çok önemli. Programımız 325. bölümdeyiz biz. 325. bölüm gerçekten mümkün olduğunca aile yapısına, Türk aile yapısına, Türk aile oluşmasına dikkat ederek yaptığımız şeylerdir. Biz burada çözüm yoluna gidip birçok belki şahit olmuşsunuzdur. Tabii konular ortaya atılıyor, konular çıkıyor ortaya. Ama o konuların sonu neticesinde çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de bunun içine dahil olduğum için çok mutluyum. Size de teşekkür ediyorum. Seyircilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.